Herkese merhaba, ben Doktor Bora Özel, plastik ve estetik cerrahım. Bildiğiniz üzere kanala ilk defa denk geliyorsanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bugün size kahvenin faydalarından ve zararlarından bahsedeceğim. Yanıma da güzel kahve bitkimi aldım. Tabii ki de bu kahve vermiyor. Tahmin edersiniz ki Türkiye ikliminde kahve yetişmiyor. Ama böyle yapraklarından faydalanabiliyoruz. Böyle bir güzel bitkiyi almıştım. Türkiye'de satılıyor. O zaman hazırsanız başlayalım. Kahveler yapıldıysa ekran başına diyoruz ve kahvenin faydalarından bahsediyoruz. Şimdi şöyle, kahve gerçekten çok yüksek antioksidan içeriğe sahip. İçerisinde potasyum, magnezyum, mangan, B vitaminleri bulunduran güzel bir bitki. Ve biz bu antioksidan özelliğini nereden biliyoruz? Kahve toplayan kadınların ellerinin yaşlanmadığını ve güneşin zararlı etkilerinden zarar görmediği görülmüş. Yani o kişiler yüzlerine baktığında yüzlerinin kırıştığını, işte yaşlandığını, renk değişikliği ve lekelenmeler olduğunu görürken ellerine baktığında eller gençliklerindeki eller gibi gayet sağlıklı ve lekesiz olduğu görülmüş ve demişler ki bu kahvenin bir şeyi var, güzelliği var. İşte bundan yıllar öncesinden bahsediyorum. Ve burada demişler ki demek ki kahve gençleştirici bir etkiye sahip. Bu da antioksidan kapasitesinin içerisindeki polifenollerin fazla olmasından kaynaklanan bir etkiye sahip. O yüzden kahve içtiğimizde bir miktar o antioksidan etkiden faydalanarak daha genç olduğumuzu bir kenara yazalım. İkinci kısma geldiğimizde enerjimizi arttırıyor çünkü içerisinde kafein var. Artık herkes kafeinin enerjiyi yükselttiğini, daha dinç hale getirdiğini, refleksleri arttırdığını biliyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte uyumamak için ders çalıştığımızda, işte araba kullandığımızda mutlaka kahve içiyoruz. Zihnimiz açık olsun, reflekslerimiz yerinde olsun diye. Bu da nedir? Aslında beyine geçip beyinde dopamin ve noradrenalin, norepinefrin dediğimiz hormonları arttırmasından kaynaklanıyor. Bu beynin daha iyi çalışmasına, daha hızlı çalışmasına ve daha açık şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu da bir diğer güzel özelliği kahvenin. Bunun dışında karaciğerin yağlanmasını azalttığı gösterilmiş ve alkolle bağlı oluşan karaciğer yağlanmasını ve toksitesinin ve alkol dışındaki toksitelerini azalttığı görülmüş ama tabii şöyle, eğer virütik bir hepatit varsa, yani virüse bağlı ve bakterilere bağlı bir karaciğer hasarı varsa buna çok etkili değil. Ama bunun dışındaki karaciğer hasarlarının ve karaciğer yağlanmalarının azaltıldığı görülmüş kafein ve kahve tüketimiyle beraber. Kalp sağlığına baktığımızda, kalp sağlığında da yine faydalı etkileri var antioksidan içeriklerinin yüksek olması nedeniyle. Yine yağ yakıcı özelliği var. Özellikle işte kardiyo egzersizlerinden önce kahve içilmesinde yağ yakımını arttırdığını ve özellikle zayıflama sürecinde olanlarına ya da yağ yakmak isteyenlerinde kahve tükettiklerinde hem fiziksel performansların arttığını hem de yağların parçalanıp yağ miktarının azalmasına fayda sağlandığını biliyoruz. Alzheimer hastalığını önleyici ve Parkinson hastalığını önleyici etkileri de bulunuyor kahvenin. Bu da kahvenin güzel özelliklerinden bir diğeri. Peki bu kahvenin kötü özellikleri var mı? Maalesef ki var. Tabii ki de tansiyonu yükseltiyor. Dolayısıyla tansiyon problemi yaşayanlar, hipertansiyonu olan hastalarda çok fazla kahve tüketimini önermiyoruz. Anksiyete ve ajitasyon yapabiliyor. Özellikle çok sık kahve tüketmeyen kişilerde bu durumu görüyoruz. Eğer atıyorum bir sınava gireceksiniz, eliniz ayağınız titriyorsa çok fazla kahve içmenizi önermiyoruz. Çünkü bu sizin ajitasyonunuzu arttırabilir. Ya da atıyorum bir yerde bir konuşma yapacaksınızdır. Çok streslisinizdir. Ondan hemen önce kahve içerseniz ajitasyonunuz artabilir. Bu da sizin daha zor konuşmanızı, eliniz titremesine neden olabilir. Ama düzenli bir kahve tüketicisiyseniz bu etkilerin görülme olasılığı daha düşük.
arada bir kahve içenler de olabiliyor bu durumlar. Peki çarpıntı yapar mı? Evet, özellikle kalp aritmi yani kalp ritim bozukluğu olan kişilerde bu durum daha fazla görülüyor. Çarpıntı yapabilir ve ellerde titreme yapabiliyor ve sık idrara çıkartıyor. İdrar sıktırıcı bir özelliği var. Yani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama kötü grupta diyelim. Özellikle akşam kahve içtiğinizde uykunuzu kaçırdığını biliyorsunuz. Bazı insanların kaçırmıyor. Onlar biraz daha kahveye dirençli oluyor. Ama mesela benim kaçırıyor. Ben akşam 8'den sonra kahve içmiyorum. İçmemeye özen gösteriyorum. Ama tabii o akşam gece dışarı çıkacaksam ve bir şey varsa o zaman kahve içiyorum uykum kaçsın diye. Ve kahve bağımlılığı diye bir şey var. Bence bu gerçek bir bağımlılık değil. Yani kahve içmeyi sevmekle alakalı bir şey. Biliyorsunuz ki sabah uyanır uyanmaz kahve içilmesini önermiyoruz. Çünkü zaten bizim kortizol seviyemizle alakalı bir durum var. Sabah uyandığımızda kortizol seviyemiz yüksek oluyor. Yarım saat içerisinde o seviye düşüyor. Eğer yarım saat 40 dakika sonra kahve içerseniz tekrar bir dinçlik ve dinamizm geliyor. Dolayısıyla hemen uyanır uyanmaz kahveye koşmak yerine önce bir bardak su içip işte yüzümüzü yıkayıp bakımımızı yapıp evdeki ufak temizlik varsa neyse artık evden çıkmadan önce yapacağınız şeyleri çocuğunuzu uyandırıp okula yollamak da olabilir. Ondan sonra kahvenizi içmenizi yaklaşık bir 40 dakika sonra öneriyoruz. Bir de şöyle bir çalışma yapılmış ki bunu ben kendim de denedim. Atıyorum çok yorgunsunuz ve eve gittiniz küçük bir şekerleme yapacaksınız. Eğer şekerlemeden hemen önce bir miktar kahve tüketirseniz şekerlemenizin kalitesi artıyor. Çünkü biliyorsunuz ki uykunun fazları var. Non REM ve REM. Bunların ikisinin birlikte olması uykunuzun kalitesini artıyor ve daha dinamik uyanıyorsunuz ve daha çok dinlenmiş uyanıyorsunuz. Hemen uyumadan önce kahve içerseniz uykunuz kaçmaması şeyiyle hemen yatağa yatmanız lazım. Gerçekten uyku kalitenizi arttırdığını ve o yarım saatlik işte bir saatlik ne kadar uyuyorsunuz 1,5 saatlik sürenin daha verimli olduğunu gösterilmiş. Bunu ben kendim de denedim. Dediğim gibi öğleden sonra ben kesin uyurum diye bazen olur ya artık çok yorgunsunuzdur, gün çok geçmiştir, akşama da programınız vardır, şöyle bir yarım saat kestirsem süper olur kanepede dediğinizde hızlı bir kahve tüketiminden sonra uyuduğunuzda uyku kalitesi arttırmış. Bu bilimsel olarak gösterilmiş bu arada. Peki ne kadar kahve tüketmeliyiz? Bu da bir şey. Yani Dünya Sağlık Örgütü 400 mg şeklinde bir kahve tüketimini öneriyor günlük doz olarak. Ama tabii bu sizin kahveye alışkanlığınızla da alakalı bir şey. Eğer hiç kullanmıyorsanız, hiç içmiyorsanız tabii 400 mg size çok fazla gelir. Bir işte 150 ml'lik bir filtre kahve yaklaşık 100 mg kafein içeriyor. Bir fincan Türk kahvesi de 60 mg kafein içeriyor. Buna göre bir hesaplama yapabilirsiniz. Ben sabah bir kahve içiyorum. Bir de İşte bir kahve içiyorum. İki kahveden fazla içmiyorum. Yani iki tane toplasan 150-300 yapıyor. Ondan sonra Türk kahvesi çok içmiyorum ama bu aralar Türk kahvesi de canım çekmeye başladı. Hatta geçen Instagram'da bir şey paylaştım. Türk kahvesi içmeyi istemek ve Türk kahvesi alışkanlığına geçmek aslında bir yaşlanma alameti mi diye. Bir oylama yaptım ve birçok kişi evet bir yaşlanma alameti olarak değerlendirdi. Tıpkı saç beyazlaması gibi. Çok fazla sevmiyordum Türk kahvesini ama bu aralar canım istiyor enteresan bir şekilde. Kahvenizin canınızı istemesi de demir düşüklüğüyle ilişkilendirilmiş. Ama benim demirim düşük değil, yeni baktırdım. Hani o öyle cevap yazanlara da bir yanıt olsun buradan. Son olarak da kahveyle ilgili kaliteli kahve tüketin. Türk kahvesi kaliteli bir kahvedir. Filtre kahve kaliteli bir kahvedir. Ama işte o üçü bir aradalar, hazır poşetli kahveler çok kaliteli kahve değildir ya da granül kahveler. Kavanozdan alıp da böyle pütür pütür olan kahveleri önermiyoruz. Kendiniz demleyecek ya da French Press ile yapacağınız filtre kahve, Türk kahveleri daha sağlıklı kahve kategorisindedir. Diğerleri işlenmiş kahve olduğu için çok fazla tavsiye etmiyorum. Hatta hiç tavsiye etmiyorum, hiç de tüketmiyorum. Sizin de sevdiğiniz kahve markaları nedir? Hangi kahveleri tüketiyorsunuz? Espresso mu seviyorsunuz? Sütle mi karıştırıyorsunuz? Tercihleriniz nelerdir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben süt ve şeker asla kahveme kullanmıyorum.
ve böyle sade filtre kahve şeklinde tüketiyorum. Kendimkini de söyleyeyim siz yazmadan önce. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.